Merhabalar, Banu Taşkın, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü. Evet, bugün Beşiktaş'tayız ama aynı zamanda Kadıköy ve Üsküdar'dayız. Gördüğünüz gibi bir metrekarelik bir alan yarattık. Bu alan şunu temsil ediyor. Üniversite öğrencileri, özellikle büyük metropollerde, İstanbul, Ankara veya dünyanın herhangi bir yerinde malumunuz en çok barınacak yer bulmakta zorlanıyor. Çünkü hayat pahalı, metropollerde özellikle çok daha pahalı. Biz de aslında burada bir gücün bu kadarına yetiyor kampanyasına dikkat çekmek istedik. Kazandıkları üniversiteleri çoğunlukla devam edemiyorlar ya da hiç kayıt bile olamıyor üniversite öğrencileri. Çünkü maalesef kaynakları ancak işte böyle bir metrekarelik alana yetiyor. Belki fark ettiniz, yarım bir masa var. Çünkü bir metrekarede tam bir masa olmuyor. Bugün aslında gençler üniversite sınavında 8 Haziran ve öncelikle hepsine başarılar diliyorum. İnanıyorum ki küçük de olsa, büyük de olsa bağışlarınızla üniversiteye devam edecek, üniversiteyi kazanan gençlerimiz bu desteklerle hayalleri yarım kalmadan istedikleri, kazandıkları üniversiteye gidebilecekler. Güçüm bu kadar yetiyor dedik kampanyada. Aslında bağışlarla güçlerine destek olup, güçlerini arttırıp bu bir metrekareyi 2, 3, 4, 5 ve hakikaten yaşanabilir bir metrekareye çıkaralım. Yatakları, masaları yarım kalmasın, hayalleri de yarım kalmasın diyoruz. Merhaba, ben Yağmur Sena. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. 8 yıldır Türk Eğitim Vakfı bursiyeriyim. Aslında çok önemli bir konuya değinildiğini düşünüyorum ve şöyle diyebilirim aslında. Ben şu an evet aile evinde kalıyorum. Türk Eğitim Vakfı'nın bursuyla rahat bir şekilde okuyabiliyorum. Ancak empati yaptığımda diğer arkadaşlarımla hem aile evinde kalmayıp barınma sorununu çekip yurtlarda ya da eve çıkmak zorunda kalan arkadaşlarım var. Bir de bursu olmayan bunun yanında arkadaşlarım var. Çok büyük bir sorun aslında bu ve buna değindikleri için ben önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Aslında çok gerçekçi olduğunu düşündüm. Özellikle o yarım maketler aslında yarıda kalan okulların simgesi olarak gördüm. Bunun dışında işte post-itler var orada ya da çok küçük bir alan olması. Biz öğrenciler çünkü hep küçük alanlara hapsoluyoruz. Özellikle arkadaşlarım tek odada kalıyor, küçük yerlerde. Onu temsil ettiğini düşünüyorum. Yani tam bizi yansıtıyor. Tabii ki. Ben İrem. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. Siyaset Bilimi bölümünde. TEV'inde burs verdiği öğrencilerden bir tanesiyim. Bunun uzun zamandır aslında gerekli bir proje olduğunu düşündüm ilk olarak. Çünkü bazı zamanlar benim de yaşadığım ve arkadaşlarımın da yaşadığını gördüğüm bir soruna aslında değiniyor. Bu sorun da öğrencilerin barınma problemi. Barınma bizim aslında temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Fakat bunu unutuyoruz bazen bence. Biz unutmuyoruz öğrenciler olarak fakat bazı insanlar unutabiliyor, öyle diyebilirim. Ve temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi olmaksızın biz ne okuyabiliriz, ne çalışabiliriz, ne de kendimizi geliştirebiliriz. Bu yüzden bunu çok değerli buluyorum. Çünkü bu ilk adımı atmadan sonrası gelmez ve bizim bu ülkeyi, bu dünyayı geliştirmek için önce barınmaya ihtiyacımız var. Ve bu projenin aslında biz öğrenciler dışındaki insanların da bu problemi anlayabilmesi, destek olabilmesi için bir yol olduğunu, bir empati aracı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çok değerli buluyorum. Enstalasyon bence bunu anlatmak için ve empati kurdurmak için çok değerli. Çünkü bunu görsel bir şekilde anlatmak için ve aslında bu bir gerçek. Yani birçok öğrencinin aslında yaşadığı ve barındığı ortam bu. Bazısı buna bile sahip değilken aslında öğrencilerin sadece gücünün buna yetebildiğini anlatıyor. Bu yüzden bence bu da çok değerli ve insanların daha iyi anlayabilmesini sağlıyor diyebilirim. Ben Lavinduru Vural, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda trombon bölümündeyim. Birinci sınıf öğrencisiyim. Ben aslında şu anda ilk senemdeyim Türk Eğitim Vakfı ile tanışmamın. Arkadaşlarım aslında bahsettiler. Ve ben de projelerini, şeylerini gördükçe sosyal medyada olsun, duyumlar aldığımdan olsun başvurmak istedim ve şu anda o ailenin bir parçasıyım ve çok mutluyum bu yüzden de. Öncelikle ismi bile çok etkili bir proje bence duyduğum zaman. Yine beni bir şeyler düşünmeye ittirdi.
Buradaki bu enstalasyon çalışmaları olsun, sosyal medyadaki çalışmalar olsun bence farkındalık açısından çok önemli. Ve bizim gibi şanslı olamayan arkadaşlarımız için de bir duyarlılık olmuş oluyor. Çok teşekkür ediyorum bu izne. Öncelikle gördüğüm şey aslında bana bir yandan tanıdık da geldi. Ve bu koşullar altında yaşamaya çalışan, eğitimlerini sürdürmeye çalışan hala binlerce arkadaşımız var. Bu da beni düşündürdü açıkçası. Ve gerçekten desteğe ihtiyacımız olduğunu fark ettim gençler olarak. Gücün bu kadarına yetiyor projesinin ismi bile gerçekten insanları düşündürmeye yetiyor. Bu yüzden çok değerli bir proje bence. Adım Egemen, 20 yaşındayım. Boğaziçi'nde sosyoloji okuyorum. Yani öncelikle en azından birilerinin halimizi anladığını hissettim. Çünkü öğrencilerin yaşadığı barınma sorunu genellikle unutuluyor ve hani bu her ne kadar çoğu insanın için hayatlarında bir şey ifade etmiyorsa da direkt bizim gerçekliğimiz gibi bir şey. Zira öğrenciler ya bu ya da bundan çok daha kötü koşullardaki evlerde kalıyorlar ya da İstanbul içinde okuyup İstanbul içinde yaşayanlar için en azından çok daha uzakta olan aile evlerinden geliyorlar. Ve bu hani iyi bir evde yaşayacaksan çok zaman kaybetmen demek ya da zaman kaybetmek istemiyorsan da kötü şartlarda yaşaman demek. Dolayısıyla bu tercihe zorlandığımızı en azından başkalarının da biliyor olması beni mutlu ediyor. Şöyle ki, ekonomik açıdan baktığımızda özellikle insan ihtiyaçlarımı karşılamam açısından fazlasıyla destekliyor beni. Zira şu anda okuluma fazlasıyla uzak bir yerde yaşıyorum ve ulaşımım genel olarak pahalı olabiliyor. Öncelikle ulaşımımı karşılayabiliyorum. Onun dışında hani karnımı doyurabiliyorum gibi çok temel ihtiyaçlar piramidinin en dibinde yer alan bir özellikle bile destekleyici oluyor. Bazen ders kaynaklarımı dışarıdan almam gerekebiliyor ve bu konuda da yine aynı şekilde ekonomik bir destek sağlıyor. Bunun yanı sıra hani öğrenciler için bir nevi yol gösterici de olabiliyor. Çünkü gerek network olarak gerek mentorluk olarak da hayatımıza fazlasıyla destek katılıyor. Bayağı benim evime benziyor ya açıkçası. Onun için bakalım. Hani öncelikle öğrencilerin realist olarak baktığımızda yaşayabileceği bir ortamın olmadığını bahsetti. Çünkü burada gördüğümüz oda bir odanın 1/4'ü iyimser davranırsak ve hani kimse bir odanın 1/4'ünü kiralayamaz. Dolayısıyla öğrencilerin kalacak bir yeri olmadığını, kalabilecek bir yeri olsa da yaşam standartlarının çok yüksek olmayacağını gösterdi. Dolayısıyla insanların biraz daha empati yapmasına olanak sağlayabileceğini düşünüyorum. Merhaba, ben Selin. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa'da odyoloji bölümünde okuyorum. 3. sınıfa geçtim. Çok gerekli bir proje olduğunu düşünüyorum. Maalesef günümüz ekonomik durumu hiç iyi değil. Ben bile dayımla kalıyorum. Kendi evime çıkamadım mı daha. Arkadaşlarım yurtta kalıyor. Yurtlardaki şartlar çok kötü. O yüzden de bunun bilinçlendirilmesi çok önemli. O yüzden güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Türk Eğitim Vakfı bana çok faydası oldu. Maddi olarak en başta iyi bir durumda değildim. O yüzden başvurdum. Ve sadece bunun maddiyatla ilgili değil, birçok fırsat anlamında faydası olduğunu gördüm. O yüzden de bana büyük bir faydası dokundu. Çok gerçekçi bir enstalasyon, acıklı bir durum. Yani hiçbir öğrenci bu şartlarda okumamalı. Ben eğitim eşitliğine inanıyorum. Merhaba, ben Beyza. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. 2 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Türk Eğitim Vakfı ile geçen sene yollarım kesişti. 2 senedir Türk Eğitim Vakfı'nın bir bursiyeriyim. İstanbul'da okumanın ne kadar zor olduğunu herkes biliyordur, hem maddi hem manevi. Bu konuda bana çok büyük yardımları oldu. Sadece burs konusunda değil, sosyal birçok anlamda da TEV'in çok fazla imkanından faydalandım. Birçok seminer olsun, buluşma olsun. Türk Eğitim Vakfı ile 2 senedir çok güzel anılar biriktirdim diyebilirim. İçimdekileri dökmüş gibi hissettirdi. Çünkü gerçekten bir şehre okumaya gittiğinizde karşılaştığınız en büyük sorun barınma sorunu oluyor. Bir de İstanbul gibi büyük bir şehirde bunu çok fazla hissediyorsunuz. Bir evet çıkmak istediğinizde yani evin kiralayabileceğiniz kısmı gerçekten çok az oluyor. Çünkü sizin bütçeniz sadece buna yetmiş oluyor. Bu projenin de dikkat çekmek istediği olay bu zaten. Eşyaların yarım olmasının sebebi de o. Yani gerçekten yansıttığını düşündüm insanların yaşadığı sorunların. Çünkü herkese yurt çıkmayabiliyor. Herkes o kadar şanslı değil ve insanlar ev kiralamak istediklerinde bütçeleri bunu karşılamakta çok fazla zorlanıyor. Bu enstalasyonu da yapmak istediği, anlatmak istediği bu. Merhaba, ben Merve. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim.
Tevle tanışıklığım 2. sınıfta başladı. Eğitime ihtiyacım olduğu bir dönemde, eğitim desteğine ihtiyacım olduğu bir dönemde. O zaman çok bilmiyordum, sadece eğitim desteği verdiğini biliyordum. Bu 3 senede beni çok farklı alanlarda da gelişti. Kariyer yolculuğumda çok büyük desteğinin olduğunu söyleyebilirim Tevin. Ben bunu ilk duyduğumda, yani ilk kez duydum açıkçası. Yani daha önce böyle bir farkındalık kampanyası başlatıldığını bilmiyorum ama çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hani hele artan kiralar ve zorlaşan yaşam koşullarında iki kişinin, iki yetişkinin, iki çalışan kişinin bile bir kirayı ödemekte zorlandığı bir dönemde bir öğrencinin barınma sorunu çözmesinin beklenmesi biraz bana şey geliyor yani. Kulağa hoş gelmiyor diyeyim. Doğru kelimeyi bulamadım. Ve gerçekten bu konuda zorlandığını bildiğim çok fazla arkadaşım var. İki işte çalışması gereken ve bu yüzden eğitim konusunda sıkıntı çeken, derslerinden geri kalan birçok arkadaşım var. O yüzden bu kampanyayı ben çok anlamlı buldum. Hatta bu görsel de gerçekten çok kopuk bir görsel değil. Gerçekten bu şartlarda yaşamak zorunda kalan birçok arkadaşımız var. Bence çok değerli. Çok sesimizin duyulmasını da çok isterim bu konuda. Yani bana çok yabancı gelmedi. Bu şartlarda yaşamak zorunda olan çok fazla arkadaşımız var. Ya o yüzden ben bunun daha çok ses getirmesini isterim açıkçası. Gerçekten büyük bir ihtiyaç öğrenciler özelinde. Genelde de bir ihtiyaç aslında. Merhaba, ben Can. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih Bölümü öğrencisiyim. Aslında çok yabancı olduğumuz bir konu değil. Öğrenciler olarak, aileler olarak, yani Türkiye'deki toplumun tamamının içinde bulunduğu ve muzdarip olduğu bir durum. Yani buna dikkat çeken güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki tüm öğrencilerin çektiği sıkıntılara dikkat çeken bir noktada. Türkiye'de son 2 yılda, 3 yılda birçok öğrencinin eğitim hayatı yarıda kaldı ve üniversiteye bırakan bir sürü genç bulunmakta. Gücüm buna yetiyordu aslında bunu gösteren bir nitelikte. Arkadaki enstalasyonu da gösterdiği gibi yarıda kalmış hayatları gösteren ve aslında buna dikkat çeken bazı öğrencilerin okulunu yarıda bırakıp evlerine, memleketine iş bulmaya geri dönmek zorunda kaldığı bir süreci anlatan bir proje. Bu noktada Türkiye'deki duyarlılığı arttırma noktasında ve bilinci arttırma noktasında çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Aslında yani içinde olduğum bir durumu hissettirdiği için, yani son yılım ben de aynı süreçleri yaşıyorum ve çevremdeki birçok arkadaşım aynı süreci yaşıyor. Bir yarıda kalmışlık hissiyatı veriyor. Bir evin içindesiniz ama küçücük bir alana hapsolmuşsunuz. Burada barınmak zorundasınız. Eğitim için buna katlanmak zorundasınız ama katlandığınız şeyden de memnun değilsiniz. İçinde olduğunuz süreç çok kötü bir süreç. Şartlar iyi değil. Yemek ihtiyacınızı karşılayacağınız alan iyi değil. Oturup kitap okuyup ders çalışabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz bir alanın içinde değilsiniz. Sanki bir hapishanenin içindeymişsiniz gibi. Yani hapsolmuşluğu gösteren bir noktadaydı benim için diyebilirim.